Kızlar, kızlar uyanın be! Bu ne hal, bu ne hal? Üsküdar'da sabah oldu. Hey kızlar, geberdiniz mi be? Güzelim Kerhane'yi miskinler tekkesine çevirdiniz. Kıpırdatın gücünüzü, hey! Senin babanın ağzına sokarım o tepsiyi. Şşş, aman ha, sakın ha. Bugün burada öyle sinli kaflı konuşmak yasak. Sen... Aman öyle inbeydi, döttü, aman ha. Önemli konuklarımız var bugün. Ne konuymuş ulan? Tekerleklerin şahı. Şeylerini mi getiriyorsun buraya? Hayır yavrucuğum, bunlar sizin şeyleriniz. Neylerimiz ulan, kafamı bozma. Kurtarıcılarınız. Yersiniz efendi. Kızlar, kızlar, canlarım benim. Canlarının biraz. Yırttınız hadi gene. Kurtarıldınız. Fuhuşunuzla mücadele edildi. Yırttınız. Ne oluyor be? Uyan, giyin, toparlan. Kendine çeki düzen ver. Hadi nurmuşum ben. Vay 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 vay. Ne o kızlar? Siz de mi uyu değiştirdiniz yoksa? Oo iyi. Çok... Hemen sepettiğin herifi Melahat ablanız geliyor ona göre. Kadınlık onurunun ayaklar altına alındığı bu pislik yılları. Aferin. Yoksul fakat namuslu genç kızlarımız içinde korkunç birer tuzak olma niteliklerini sürdürmektedir. Bu ne gürültü be sabah sabah?
Bu işi meslek haline getirmemiş. Ne oluyor lan? Öt yoksa? Fuhuşla Mücadele Dernekleri Genel Başkanı Sayın Seniye Gümüşçü hanımefendi lütfetmişler. Fakirhanemizi ziyaret edeceklermiş efendim. Öğrendiniz işte. Her yer pırıl pırıl olacak. Herkes en güzel giysilerini giyecek. Bütün bu... Ay. Bana bakın. Bana Selin, Seloş, Nonoş, tekerleklerin şahı, Lubunya diyenin ağzını yırtarım. Selahattin abinizin ya da kısaca Sölo. Bugün. Dağılın lan, dağılın. Mektep mi bura, evinize. Bayram mı var ulan? Çingene bayram mı? Evet, evet. Ne oluyor ya böyle sabah sabah? Sizi nikah mı kıyıyor Kerim abi? Nasıl kızlar, kıyafetimi beğendiniz mi? Bana bakın kızlar! Kızım! Sel anlattı mı dalgayı? İyi. Karışım da soru moru sorar size, fazla lagara lugara etmek yok. Düştük bir kere dersiniz. Kader dersiniz. En iyisi pek çenenizi açmazsanız olur biter. Zaten başımız dertte bugünlerde. Sen gelmiyor musun? Avukata kadar gideceğim. Boş bulunursak yakında sokakta buluruz kendimizi. Neyse, gelen paçozları bir an önce sepetlemeye bak. Arada Ragıp abinin hatırı olmasaydı. Genç kızlarımız, size sesleniyoruz. Fukaralık etini ve iffetini satmanın mazereti olamaz. Hey durun, gıdıklanıyorum. Ay anne! Üstelik bu fuhuş yuvalarına evli ve çoluk çocuklu kimi bayların bekarlar kadar... Ne o tatlım, yeni misin sen? Kiralık bir ev varmış burada. Heh. Komisyoncu gönderdi de ben malum, de... Malum geç şöyle komisyoncuyu boş ver. Şimdi işimiz çok, doğru yukarı. Ama ben... Uzatma tatlım, anlaşırsınız nasıl olsa hadi. Hadi ama ver bakayım şunu. Hadi yürü. Neler varmış bunun içinde? Yürü hadi çabuk biraz. Thank you.
Mallara bak, mallara. Tırsmış ulan bunlar, acemi galiba. Siftahı biz mi yapsak acaba? Üçünüzü de yakarım ha. Buyurun efendim, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben Melahat Hanım'ın yardımcısıyım, Selahattin. Seniye. Şükran, sağ kolum. Buyurun, şöyle yukarı alalım sizi. Melahat Hanım da bulunmak istiyordu, fakat maalesef çok acele bir işi çıktı. Şöyle sağdan. Buyurun. Arkadaşlar da can atıyorlar sizinle tanışmak için. Ben özellikle Asiye Hanım'la görüşmek istiyordum. Asiye Hanım. Asiye. Öyle biri yok burada galiba. Nasıl olur? Seniye Hanım, Şükran Hanım, bu hanım da Zehra. Hanım. Memnun oldum hanımefendi. Bana mektup yazan, daha doğrusu dernek başkanı olmam sıfatıyla benimle görüşmek isteyen Asiye adlı bir hanım. Belki el yazısını tanırsınız. Kızlar, asıl adı Asiye olan var mı içinizde? Yok. Senin adın ne kız? Nazlı. İyi peki, koy o valizi oraya. Koy kızım, korkma, kapmazlar. Gel benimle. Bu da Nazlı Hanım efendim. Şşt, o kız nereden çıktı? Kiracıymış, ablası. Ona da bir yer buluruz belki. Asiye yok. Arkadaşlar, hepinizle tanıştığıma memnun oldum. Ben 14 yıldır bu dernekte, Fuhuşla Mücadele Derneği'nde çalışıyorum. 6 aydır da derneğin başkanıyım. Umarım yayınlarımız sizler için de yararlı olmuştur. Hadi biz bakalım, doğru 5 numara. Ziyaret nedenimiz bir mektup. Evet, bir hafta önce Asiye imzalı çok enteresan bir mektup aldım. Size de okumak isterim. Hadi hadi oyalan. Fuhuşlu Mücadele Dernekleri Genel Başkanı Sayın Seniye Gümüşçü. Son çıkarmış olduğunuz broşür bir rastlantı sonucu elime geçti. Genç kızlara sesleniyor ve onlara kendilerini korumalarını öneriyorsunuz. Çok duygulandım ama önerileriniz bana yeterli gelmedi. Size kendimden söz edeyim. Ne sallanıyorsun burada fıstık? Benim annem etini satarak yaşayan kadınlardan. Kimsemiz yokmuş. Yapmadığı iş kalmamış annemin. Ama bu yola düşmüş sonunda. Günün birinde de beni bırakıp gitti. Ama ben kendimi kurtardım. Yaşamanın sırrını öğrendim. İsterseniz gelin size de anlatayım Asiye. Benim de annem bırakıp gitmişti beni küçükken. Bu garibim nasıl kurtarmış ki kendini? Evet, biz de bunu merak ediyoruz zaten. Biz de çok merak ettik zaten, değil mi kızlar? Aa, evet, çok merak ettik. Böyle bir örnek çok önemli olabilir bizim için. Çalışmalarımıza büyük katkısı olur böyle örnek bir kişinin. Bu örnek kişi adres diye burayı verdiğine göre kendini pek kurtaramamış bence.
Asiye Hanım'ı bulamadığımıza göre gitsek diyorum. Bence insan her koşulda direnebilir efendim. Evet zor ama imkansız değil. Peki hanımefendi, madem zahmet edip buraya kadar geldiniz, buyurun siz kurtarın Asiye'yi. Ben mi? Nasıl yani? Oyun canım, oyun. Bunların hepsi artist zaten. Asiye'nin hayatını oynasınlar size. Ama zurnanın zırt dediği yerde siz akıl vereceksiniz Asiye'ye. Ne zurnası bu? Rica ederim gidelim artık. Nasıl? Pek anlamadım ama. Efendim, anası bırakıp gitmiş kızını. Herhalde bir adamla gitmiştir. Mahallenin bakkalı ev açmış. Adam beni istemedi. Vah vah! Bakın, oynamaya başladılar bile. Mektuba bakarsak... Evet, Asiye'nin en az ortaokulu bitirmiş olması lazım. Bu iş oldu. İyi gırgır var. Orta yaşlı bir orospu, hayat kadını... Asiye'nin anasını oynayacaksın Zehra abla. Kızı ortaokula gidiyor. Kadının bir dostu var. Mahallenin bakkalı Cemil. Cemil karıya kesik. Yürü bakalım. Dur ya. Yürü 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 yürü. Ne bakkalı be? Dostum olacaksın, fena mı? Bedavadan şah yaparız. Şah yapınca kadın da su ısıtmış tabii. Hadi kızlar. Evet, sen geç şöyle. Ha, şunu da koyalım. Evet. Gel. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bu hikayeleri bilirsiniz, eşek değilsiniz ya, hadi. Gel otur. Yaban karısın lan sen. Benim gibiler helal olsun sana. Sıcaksa ılıtayım biraz ha. İyi iyi dök. Doğrudur. Doymadın mı daha? Sana doyulur mu ulan? Hadi hadi sen de. Hele bir eve taşın, gösteririm sana ben. Parçalarsın beni namussuz. Hele bir eve gidelim. Ev nasıl? Güzel mi? Güzel. Beğeneceksin. Ev boş değil mi? Sen kendi eşyalarını getir. Sen kendi eşyalarını getir. He? Gerisini ben tamamlarım. Demek güzel ev. Ama içim rahat olmayacak o evde. Nedenmiş o? Analık işte. İnsan kızını bırakamıyor kolay kolay. Senin ananı, avradını... Dur ulan, ne kızıyorsun? Koş, Hatice ablanın kızından okul önlüğünü al da gel. Niye hadi. Ben gidiyormuşum? Bana ne be? Yüz defa söyledim sana. Hadi. Sen al gel. Başrolü sana oynatacağım. Hadi kız. Ne başrolüymüş? Adamın kafasını bozma be Selur sabah sabah. Kız da gelsin dedim mi sana? Otur şuraya. Otur. Kopartırım ulan öfkeni. O zor biraz. Öfken yatışsın azıcık. Bu olur mu? Çok eskiden kalma bir şey. Hay yaşa kız, sen melek misin? Gel, itiraz istemem. Tam aslında sana göre bir rol. Sütten çıkmış ak kaşık. Gel. Ama bir çaresini bulamadım. Olacak gibi değil. Soyun. İnan bana yardım et. Olacak gibi değil. Canın sağ olsun. Kahveni nasıl istersin?
Vaktim kalmadı. Aslında konuşmaya geldim ben. Aklımı çeldin. Dayanamıyorum sana. Nereye gideceksin? Oturup konuşamadık daha. Kim bu? Gene müşteri mi alıyorsun? Dünyanın parasını veriyorum sana. Asiye geldi. Asiye geldi. Asiye mi? O da kim? Kızım. Okuldan geliyor. Okuldan geliyor. Aa. Küçük küçü de gel kıçıma giriyor. İşte bu. Neyse, dinle. Hava karardıktan sonra arabayı gönderirim. Niye hava karardıktan sonra? Güppe gündüz Zehra'yı metres tuttum. Götürüyorum diyecek değilim ya. Peki dediğin gibi olsun. Bu gece onu alatırım seni. Görelim bakalım. Görürüz. Oo, maşallah, tek daha maratmış. Burada mı çalışacak bu? Otur biraz, konuşacaklarım var seninle. Okul nasıl? İyi, neden sordun? Bak kızım, daha çok küçüksün ama konuşmamız lazım seninle. Benim nasıl para kazandığımı biliyorsun. Hiç kimse isteyerek bu mesleği seçmez. Ben de istemedim böyle bir hayatı. Baban inşaattan düşüp öldü, bilmem hatırlıyor musun? Daha doğru dürüst konuşamıyordum bile o zamanlar. Kimsemiz yoktu. Köyden kaçıp gelmiştik babamla. Yapmadığım iş kalmadı. Ama kadın kısmı yalnız kalmaya göz. Ezberlemiş. Herkes altına çekmeye çalışıyor. 40 yıllık artist sanki. Çok çektim. Sonra bir kısmetim çıktı. Yeniden evlendim biliyorsun, iyiydi. Seni okula yazdırdı. Ama o da çekip gitti günün birinde. Hatırlaman lazım. İlkokuldaydın o sıralar sen. Açlık ve sefalet gene başladı. Artık başka çarem kalmamıştı. Peki canım, niye anlatıyorsun bunları şimdi? Bak, 7 sene geçti aradan. Üstelik kerhaneye de düşmedim. Gizli çalıştım. Ama 7 sene de sanki 20 yıl yaşlandım. Peki canım, ne demek istiyorsun? Öf, ne diyeceksen onu söyle. Bırak şimdi küçük hanımlı. Bir şey diyeceğim elbet. Ne öf pef? Uzatma öyleyse, söyle. Ben bu akşam gidiyorum. Nereye? Az önce gördüğün adama gidiyorum. Metresi olacağım onun. Bana ne? Kızdırma kız beni. Kızdırma da dinle. Adam beni yalnız istiyor. Gidersem tek başıma gideceğim, anladın mı? Ya ben? Ya ben? Dinlemiyorsun ki. Söyleyeceklerime iyi kulak ver. Ben bu meslekte çok çok 3-4 yıl daha para ederim. 3-4 yıl sonra kimse bana 10 para vermez artık. Hem ben hem sen gebeririz açlıktan. Şimdi önümüzde 2 yol var. Birinden birini seç. Ya sen de benimle birlikte bu meslekte çalışmaya başlarsın... ...ya da ben o bakkalla giderim ve sen kendi başını kurtarmaya çalışırsın. Ben senin annenim. Seni zorlamıyorum. Düşün, karar ver. Başka bir çare yok mu? Yok kızım. Büyüyünce sen de anlayacaksın bunu. Ey hadi çal! Biz aşk satarız, sermayedir etimiz. Biz aşk satarız, emeğimiz, terimiz. Artık aşk paradır, gönlümüz de yaradır. Alnımız da karadır. Bizim gibiler için biz et satarız, körelmiştir duygumuz. Biz et satarız, budanmıştır sevgimiz. Artık aşk paradır. Ne oluyor bunlara? Azdılar gene. Alnımızda karadır, bizim gibiler için sevgi satarız, incinmiştir duygumuz. Sevgi satarız, kırılmıştır kalbimiz. Artık aşk paradır, gönlümüz de yaradır. Alnımız da karadır, bizim gibiler için. Hop 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 hop!
Evet Sinan Hanım. Asiye ile anası arasında geçen olayı seyrettiniz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne yazık ki çok sık rastlıyoruz bu tip olaylara. Ya maalesef efendim. Şimdi malum Asiye'nin önünde iki yol var. Size göre hangi yolu seçmeli? Elbette namuslu bir hayatı seçmelidir. Ancak Asiye'nin annesinden ayrıldıktan sonra sığınabileceği bir yer lazım. Akrabaları falan var mı acaba? Hayır, akrabaları yok. Ama okuduğu okula sığınabiliyor. Asiye'yi bulamadığımıza göre gitsek mi, ne dersiniz? Hadi canım gel, uzatma, yaparsın. Hepsinden iyi yaparsın sen, gel. Okul müdiresi iyi bir kadın olmalı ki Asiye okulu bitirinceye kadar yardım ediyor kendisine. Çok güzel. Asiye 2-3 yıl okulda kalabildiğine göre hemen hemen evlenme çağına gelmiş demektir. Asiye için en kestirme kurtuluş yolu evlenmektir bence. Okuldaki öğretmenleri de böyle düşünüyor. Küçük bir marangoz atölyesinin sahibi oğlu için Asiye'yi istiyor. Ben tanımıyorum ki. Yürüsene lan şehir, bedava. Çöpsüz üzüm, merak etme. Anlaşıyorlar. Hadi bakalım. Söz kesiliyor. Öğretmenleri ve arkadaşları yardım ediyorlar. Ve marangozun evinde iki genci nişanlıyoruz. Lar. Sana nereden gönül vermiş? Ah keşke vermez olaydım. Seni nereden gördüm? Keşke görmez olaydım. Sana bu can feda dedim. Yo. Ben bu kızı bir yerden tanıyacağım ama nereden? Hangi kızı? Senin oğlanın nişanlısı. Yok canım, tanımazsın sen onu. Anası babası yok, okulda büyümüş. Benzetiyorum herhalde. Bir tek sen vardın, evvelce ben değil, hep sen yalvardın. Allah mesut etsin kızım. Allah mesut etsin evladım. Kızın adı ne? Asiye. Asiye mi? Hı. Asiye. Asiye. Gene ne oldu? Tamam. Çok iyi tanıyorum bu kız ben, hem de çok iyi. Babası var mıydı bilmem ama bir annesi vardı. Ya sen benim en az 20 yıllık arkadaşımsın. Tonga'ya basmışsın da haberin bile yok. Ne diyorsun sen ya? Ne Tongası bu? Buyursunlar. Nereden tanıyorsun bu kızı? Kızın adı Asiye değil mi? Çok iyi hatırladım. Şimdi büyümüş de çıkartamadım. Küçücüktü o zamanlar. Bunun anası iyi bir kadın değildi. Nasıl iyi değil? Yani neydi? Konuşsana ya, ne susuyorsun? Ne oluyor Allah aşkına? Neden söz ediyorsunuz siz? Sen sus be. Anlatsana ya, ne susuyorsun? Bu kızın anasının adı Zehra'dır. Dupedüz orospuydu. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, sen aklımı koru ya Rabbim. Emin misin? İyice biliyor musun? Emin olmasam tam bu sırada böyle bir şey söyleyebilir miyim sana? Eyvah! Mahvolduk! Mahvolduk! Kes şudurlanmayı be! Git müdüreyi çağır buraya! Hadi durma! Hadi! Ay. Ah keşke demez olaydım. Seni nereden gördüm keşke. Görmez olaydım. Ne oldu? Bir şey mi var? Hoca hanım, bu arkadaş benim çok eski bir dostumdur. Diyor ki Asiye'nin anası... Nasıl demeli? Bir anası varmış yani. Bir anası olduğu doğru mu? Siz bize yok demiştiniz. Bilmem, belki de.
Siz nereden tanıyorsunuz? Maalesef kötü bir yerden. Doğru mu Müdür Hanım? Allah'ını severseniz doğru mu? Evet doğru. Kızını bırakıp gitti. Bir daha da dönmedi. Aman Allah'ım, ne olacak şimdi? Ne demek ne olacak? Fakat kızın bir günahı yok ki bu işte. Anasının günahını neden bu kız çeksin? Siz olsanız bu kızı oğlunuza alır mısınız? Dininiz hakkı için söyleyin. Alır mısınız? Bu işi burada bitirelim. Bir dakika. Şimdi ortaya çıkıp bağırmanın manası yok. Niye herkesin içinde rezil edeceksin kızı? Bırak bugün böyle geçsin. Yarın öbür gün konuşur, nişanı bozarsınız, olur biter. Ne dersiniz hoca hanım? Böylesi daha uygun olmaz mı? Evet, çok iyi olur. Zaten içine kapanık bir kız. Allah korusun, kıyar kendine. Tamam mı? Anlaştık mı? Dediğiniz gibi olsun. Ay. İş çığırından çıktı. Asiye Hanım'ı bulamadığımıza göre gitsek artık. Buyurun biz şöyle geçelim. Kızlar da ortalığa çeki düzen versinler. Ne düşündüğünüzü sorabilir miyim? Annesinin durumu büyük bir engel Asiye'nin evlenmesine. Evet, öyle görünüyor. Asiye için en kestirme kurtuluş yolu gene de evlenmektir. Ama evlenmesi güç diyorsunuz. Doğru. Ancak seven bir erkek evlenmeyi göze alabilir Asiye ile. Bütün insanlar severler ve sevilirler. Asiye'yi de mutlaka seven biri olmuştur. Öyle evet, değil mi? Evet efendim, haklısınız. Haklısınız. Bu nişan hadisesinden 6-7 ay kadar sonra Asiye açtı, işsizdi, sokaktaydı. Gidecek hiçbir yeri kalmamıştı, çaresizdi. Akşamdı. Gidebileceği bir tek yer vardı Asiye'nin. Okul müdiresinin evi. Şöyle buyurun, buyurun. Buyurun efendim, şöyle. Kusura bakmayın, ayakta seyredeceksiniz. Kendisine olsa olsa bu iyi öğretmeni yardım edebilirdi. Kapıyı çaldı. Buyurun, kimi aradınız? Müdür Hanım, evde yok mu? O şimdi Ankara'da. 6 aydır yok burada. Niçin aramıştınız? O benim öğretmenimdir. Kendisini görmem lazımdı. Kendisi yok burada. İsterseniz bana söyleyin. Ben yeğeni olurum. Yok, teşekkür ederim. Siz bilirsiniz. Teşekkür ederim. Buyurun, bir şey mi oldu? Bir sıkıntınız mı var? Şey, evet. Peşime biri takıldı. Hiç ayrılmıyor arkamdan. İsterseniz gelin içeride biraz bekleyin. Belki bırakır peşinizi. Rahatsız etmeyeyim sizi. Ne münasebet. Buyurun, buyurun. Demek halamın öğrencilerindensiniz. Adınız ne? Asiye. Ben de tam yemek gördüm.
Yemediyseniz buyurun beraber yiyelim. Yo hayır tokum ben. Yemek yedim teşekkür ederim. Öyleyse bir çay içersiniz. Gelin bakalım. Yo teşekkür ederim ben yemek yemiştim. Gelin sizinle bir anlaşma yapalım. Nasıl bir anlaşma? Birbirimize hep doğruyu söyleyelim. Siz bilirsiniz. Anlaştık. Hadi öyleyse buyurun yemeğe. Ama... Anlaşmayı bozmayın. Yemek yemediğinizi biliyorum. Hiç itiraz istemiyorum. Hadi bakalım. Buyurun yemeğe. Buyurun. Nasıl iyi pişirebilmiş miyim? Çok güzel. Okulda kalıyordum. Müdür hanım Ankara'ya tayin edildi. Yeni gelen müdüre de istemedi beni. 4 aydır iş arıyorum. Bulamadım. Nereye gitsem benden başka şeyler istediler. 2 aydır ev kiramı veremedim. Ev sahibim sonunda başka bir kiracı buldu. 2 gecedir sokaktayım. Belki müdür hanım gelmiştir dedim buraya geldim. Belki bana bir iş bulabilir diyordum. İşte hepsini anlattım. Demek böyle. Peki Asiye. Seninle bir anlaşma daha yapacağız. Ben ne dersem kabul edeceksin. Nasıl? Önce bana güvenmelisin. Dinle. Yarın sana bir oda kiralayacağız. Sözümü kesme. Ondan sonra bir iş bulacağız. İşe girdikten sonra bana olan borcunu ödersin. Kabul mü? Fakat niçin... Benim için zahmete gireceksiniz. Anlaşma. Anlaşmayı unuttun mu? Hiç itiraz yok. Ben ne dersem yapacaksın. Teşekkür ederim. İkincisi ben bulaşık yıkamayı hiç sevmem. Bulaşık yıkamak senin işin. Aa tabii. Acele etme. Üçüncüsü 2 gecedir uykusuzsun. İstersen seni bir otele götüreyim. İstersen burada yat. Ya siz? Siz nerede yatacaksınız? Koynunuzda cicim. Tamam. Bunu da al ve dosdoğru yatağa. Ama... Al. Benim ne biçim bir insan olduğum belli mi? Kapını güzelce kilitle ve mışıl mışıl uyu. Dolapta halamın gecelikleri var. Bir tane giy. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Ne kadar iyisiniz. Allah rahatlık versin. Size de. Bravo! Yaşa! Bravo! Bravo! Peki sonra ne oluyor? Sonra delikanlı bir ev tutuyor Asiye. Oo, delikanlıya gel. Delikanlı sana gelsin. Kartoros bu. Siz onun kusuruna bakmayın. Sonra iş aramaya başlıyorlar. Delikanlı iş bulur bence. Ve yavaş yavaş bir aşk doğuyor aralarında. Yok, gerçekten seviyorlar birbirlerini. Bir süre sonra birlikte yaşamaya başlıyorlar. Desin be! Affedersiniz, anlayamadım. Nasıl birlikte yaşıyorlar? Yani bir metres hayatı mı oluyor? Öyle de denebilir. Ama gerçekten seviyorlar birbirlerini. Hem Asiye hem delikanlı. Eğer aralarındaki bu sevgi evlenmelerini sağlayabilirse ne iyi. Yoksa Asiye yanlış bir iş yapmış olacak. Yani? Asiye ne yapıp yapıp bu delikanlı ile evlenmeye bakmalı. Esas olan netice. Netice almaya bakmalı. Evet. Aradan 3-4 ay kadar bir zaman geçti. Asiye çok mutludur. Güzel bir evi, çeşit çeşit elbiseleri, bütün isteklerini hemen yerine getiren bir erkeği vardır. Delikanlı evlenebileceklerini söylemektedir. Bir gün Asiye sabırsızlıkla
sevgilisini beklemektedir. Sabırsızlıkla beklemektedir çünkü sevgilisi birkaç gündür ortalıkta gözükmemiştir. Canım, canım, canım. Güvercinim benim, nasılsın? Neredeydin? Neden gelmedin? Büyük bir aksilik çıktı, hiç beklemiyordum, Allah kahretsin. Ne oldu? Canın sıkılmış belli. Gel otur, ayakta kalma. Güzel yemekler yaptım sana. Şimdi hazırlarım. Canım bir şey istemiyor. Gel otur sen de, sonra yersin. Yoksa gidecek misin? Gitmem lazım. Bıktım benden. İstemiyorsun artık beni. Çocuk, bugün buraya nasıl geldiğimi bir bilsen bana deli dersin. Ama seni görmeden yapamıyorum. Biliyor musun, başlangıçta böyle bir durumu aklıma bile getirmemiştim. İşi gücü bırakıp sana gelmek istiyorum. Zor tutuyorum kendimi. Çılgın güvercin, bıkmak mümkün mü senden ha? Canım benim, canım. Güvercin. Ne yapalım, ne yapalım? Esirsin. Seni esir aldım bugün. Sonra? Esirimsin işte. Kaçmaya kalkarsan öldürürüm. Yok, kaçmazsan. Kaçmazsam? O zaman ne dersen yaparım. Yemek veririm sana. Güvercin. Efendim. Sen delisin, beni de deli ettin. Olsun. Yemek yiyelim. Yiyelim. Madem delilik yapıyoruz, tam deli olalım. Gidip içki alayım. Battı balık yan gider. Ne olur kızma bana. Ceketini çıkart öyle git. Öyle olsun. Geldin mi canım? Otur, şimdi geliyorum. Müdür Hanım, Asiye. Sen miydin? Yazık, yazık sana. Tanıyor musunuz? Evet, hem de çok iyi. Yoksa siz? Evet, ben karısıyım. Bilmiyordum. Evli olduğunu bilmiyordum. Aldattı. Kimi? Seni mi? Demek annenin huyu sende de varmış. Anasının kızı. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bitti. Her şey bitti. Kim bu kadın? Allah kahretsin onu. Güvercin. Bak gördün mü, hemen gel. Hoş geldin evladım. Halo, ne işiniz var sizin burada? Asıl sana sormalı. Senin ne işin var burada? Demek takip ettiniz beni. Ne oldu yani? Öğrendiniz işte. Öğrendin işte. Sevmiyorum seni. İstemiyorum seni, anladın mı? Sevmiyorum seni. Sevmiyorum. Allah kahretsin, bıktım ya. Kiminle temas ettiğini biliyor musun sen? Eski bir fahişenin kızıyla. Sus, sus hala. Ne olursa olsun. İstemiyorum bu kadını ben. Bıktım. Hayatımı zehir etti. Ayrıl be. Ayrıl benden. Sevmiyorum seni. Nefret ediyorum senden. Sus, bağırma. Bir de herkese rezil mi edeceksin ailemizi? Hiç utanma kalmadı mı sende? Böyle kadınlarla düşüp kalkanlarda utanma mı kalır? Sen sus artık. Konuşma sen. Asiye dur, nereye gidiyorsun? Beni affedin müdür hanım. Evli olduğunu bilmiyordum. Yemin ederim bilmiyordum. Söylememişti bana. Dur, delilik etme. Boşanacağım bu kadından. Dur, bırak gitsin. Asiye güvercin, dur. Ah, üzgünüm. Ben olsaydım hiç böyle... Gel bakalım, geç şöyle. Cahil kız onur meselesi yaptı. Romantik hülyaları yıkıldı. Oysa büyük bir şanstı bu onun için. Nasıl yani? Bırakmamalıydı sizi.
Yani sevdiği adamı. Sonuna kadar direnmeliydi. Buna benzer bir ikinci fırsat yakalayabileceğini hiç sanmıyor. Ne yapması gerekiyor şimdi? Kadın olmanın kendisine sağladığı avantajı kullanamadı. Artık bütün insanların yaptığını yapacak. Çalışacak. Sizce nasıl bir işte çalışabilir Asiye? Asiye durumunda olan bir kızı her erkeğin gözünde sadece istifade edilmesi gereken bir fırsattır. Hizmetçilikten tutun da çamaşırcılığa, tezgahtarlığa kadar bütün bu tip işlerde durum aynı oluyor. Çok doğru. Asiye'nin başından da buna benzer olaylar geçiyor. Bunun için Asiye'nin yapması gereken bir fabrikada işçi olmasıdır. Dediklerini anlıyorum. Fakat bana fabrikadaki istihsalin neden düştüğünü söyleyemiyorsun. Ama amcacığım, işçi durumu nasıl? Gayet iyidir efendim. Toplu sözleşmeyi bizim kurduğumuz sendika aracılığıyla yaptık. Bana kalırsa senin yönetim tarzında bir hata var. Ne oluyor? Bana kalırsa... Bizim hakkımız yok mu? Hakkımı istiyorum. Burası fabrikaysa. Bırakın beni. Şikayetçiyim. Haline bak. Bizim namusumuzu kim koruyacak? Affedersiniz, bir şey oldu galiba. Müsaade ederseniz. Çağır buraya, ben de anlayayım. Peki efendim. Ne var? Niçin bağırıyorsunuz? Beyefendi, iki aydır fabrikanızda çalışıyorum. Ama ustabaşım geldiğim günden beri beni rahat bırakmıyor. Hem seni işten attırırım diye tehdit ediyor. Bugün tuvalette zorla bana tecavüz etmek istedi. Sizin ustabaşınız kim? Besim Usta diyorlar. Bana Besim Usta'yı çağır. Personel şefini de yorum. Baş üstüne. Demek geldiğinizden beri sizi rahat bırakmıyor. Siz biraz bekleyin. Beni emretmişsiniz. Bu bayanı alın. Besim Usta hakkında şikayeti var. İfadelerini alın. Besim Usta'nın işine son verin. Fabrikamızın disiplini bakımından böyle şeylere tahammülümüz yoktur. Emredersiniz efendim. Siz de üstünüzü başınızı düzeltin. Allah sizden razı olsun efendim. Peki, peki, peki. Hadi bakalım. Şimdi anlıyorum. Ben seni yanlış yere müdür yapmışım.
Emin olun böyle bir hadiseyle ilk defa karşılaşıyorum. Elbette bu yufka yürekte sen bir fabrikayı yönetemezsin. Seni düşkünler yurduna müdür yapmalıymışım. Anlayamadım. Bana bak. Sen benim yeğenimsin. Eğer başka biri olsaydın derhal senin işine son verirdim. Demek Besim Usta'yı işten atacaksın ha? Peki Besim Usta'nın yaptığı işi yapabilecek biri var mı elinde? Yok. Ben çok iyi biliyorum ki yok. Evet ama yaptığı fabrika disiplinine aykırı. Olmaz efendim. Bu kızın yerine derhal 100 kişi bulabilirsin. Ama bir Besim Usta'nın yerini kolay kolay dolduramazsın. Dolduramayınca ne olacak? İşler yürümeyecek. Verim azalacak. Sen yargıç mısın yoksa bu fabrikanın sorumlu müdürü mü? Olmaz öyle şey. Bana personel şefini çağır. Başüstüne. İyi ama ustayı işten çıkarmazsak öbür işçilere kötü örnek olmaz mı? Olmaz. İşini bilirsen olmaz. Yöneticilik de buradadır zaten. Buyurun efendim, beni arzu etmişsiniz. Az önceki hadisede bir yanlışlık olmuş. Besim Usta'nın bu işte suçu yok. Meseleyi kız çıkarmış. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Anlıyorum efendim. Güzel. Böyle hadiseler fabrikada huzursuzluk yaratır. Bu tür insanlara yer veremeyiz aramızda. Anlıyorum beyefendi. Nasıl emredersiniz? Yövmiyelerini tam ödeyin. Başka bir yerde iş arasın kendine. Bağışsın efendim. Gidebilirsiniz. Unutma yeğenim. Senin için bir tek hedef olmalı. Sadece bir tek. Kar. Ne diyorsunuz hanımefendi? Bundan sonrası artık Asiye'nin kendine kalıyor. Nasıl? Asiye direnecek. Başka fabrikalara gidecek. Durmadan deneyecek. Başka bir iş bulmaya çalışacak. Sanırsam bu söylediğiniz yeni bir çözüm olmuyor. Öyle değil mi? Evet. Aslında öyle binlerce çözüm yolu yoktur hayatta. Asiye yaşamak için çalışmaya mecburdur. Haklısınız. Asiye de inanılmaz bir güçle direndi. 6 ay durmadan iş aradı. Parası yoktu. Bitmişti. Sığınacak bir yeri de yoktu. Fakat Asiye hep direndi. Bir gün bir sokak başında durmuş, karşıdaki mezeci dükkanının vitrinine bakıyordu. 3 günden beri boğazından sudan başka bir şey geçmemişti. Açlık dünyanın en büyük acısı olmalı. Seni hırsız orospu seni! Deminden beri seni görmedin mi sanıyorsun ha? Şimdi seni polise teslim edince bir temiz sopa çeksinler sana! Seni kaltar seni! Bırak beni, bırak! Vay gülüm vay! Niye bırakıyormuşum? Hem hırsızlık yap hem de! Ben hırsız değilim! Ya nesin? Açtım! Tam 3 gündür hiçbir şey yemedim! Elini ayağını öptüm, beni polise verme! Borcum olsun! Vallahi gelir ödeyim! Ya aklın sıra kandıracaksın beni ha! Müslümansan inan! Açtım, dayanamadım, ilk defa yaptım! Kur'an çarpsın! Elini ayağını öpeyim, bırak beni! Yani senin kimin kimsen yok mu? Yok, çoluk çocuğunun başı için. Dur bakalım, acele etme. Kimin kimsen evin yok mu senin? Aç mısın? Demek seni polise teslim etmeyeyim, öyle mi? Dur bakalım. Ne yapıyorsun? Niye kapıyorsun kapıyı? Polis gelinceye kadar burada kalacaksın. Bir telefon edelim mi? Bir edelim bakalım. Ne olursun, Allah'ını seversen yapma. Ne güzel kızsın sen böyle. Karnın aç mı senin? He? Sana yemek vereyim mi? Gel bak. Hangisinden istersen ye. Ye, korkma, ye. Yiyeyim mi? Polise vermeyecek misin beni? Al ye. Hadi durma. Hangisini canın isterse. Bırak beni, ne istiyorsun? Sus, sesini çıkarma. İstediğin kadar ye. Polise de haber vermeyeceğim. İnat etme. Herkesle yediğin boku benimle de yesen kıyamet mi kopar? Bu yolu yolcususun işte. Beni mi kandıracaksın?
değilim. Ben böyle birisi değilim. Açım sadece. Para da vereceğim sana. Sus, ağlama artık. Polise vermem seni. Hadi ye. Ağlama. Sana lokantadan yemek de getirtirim. Ye. Senin gibi güzel bir kız böyle aç kalır mı hiç? Hadi. Ye. Bundan sonra artık ne yapabilir? O da annesinin yoluna gidecek ister istemez. Hiç tanımadığı, görmediği erkeklerle yatmak zorunda kalacak. Direnmesini beceremedi. Ölsün daha iyi belki de böyle bir hayattan. Doğru. Doğru tabii. Hiç kimseye ölmesini söylemeye hakkımız yok. Ama bir türlü kabul edemiyorum. Bir kadının para karşılığında bir erkekle yatmasını kabul edemiyorum. Elimde değil. Şakanın bokunu çıkardı hıyar. Sen git de ananı mıncıkla lavuk. Gidin ayol. Ha, hay şöyle. Aferin kız. Demek artık siz de Asiye için başka bir yol kalmadığını söylüyorsunuz. Hatta ölümü bile bundan ye tuttuğunuz anlaşılıyor. Demek ki namuslu yaşamanın tek yolu ölmek oluyor. İsterseniz bunu bir de Asiye'nin kendisine soralım. Evet sayın bayan. Kolay değil. Haklısınız. Rastgele adamın biri. Adını bile bilmeyeceksin. Ama koynuna gireceksin. Sonra bir başkası. Kolay değil. Haklısınız. Kolay değil her gelene yar olmak. Vazgeçmek sevgiden, aşktan mal olmaz. Belki mümkün şu dünyada kol olmaz. Ama evde değil bayan yok olmaz. İlk aklıma gelen anamın eski evi oldu. Güneş Sokağı'nda Madame Eleni. Gözleri parladı morun anlayınca niyetimi. Hemen anlaştık. Buldum böylece başımı sokacak bir deliği. Her taraftan tıkadınız yolumu. Yoksullukla bağladınız kolumu. İstemeden seçtirdiniz sonumu. Şimdi kolay sayın bayan öl demek. Baştan kendime yediremedim gene de bir başkasıyla yatmayı. Kolayını aradım. Toy üniversitelilerle muhallebicilerde kırıştırmaya başladım. Tek tek öperlerdi. Arada bir sarılıp sıkarlardı. Ama kazancı ya bir keşküldür ya da bir muhallebi. İnsanoğlu sever sever var olur. Sevmeyenler kötü olur, del olur. Sevgi kazan insan değil mal olur. İşte bize düşen bayan mal olmak. Fakat ev kirası, Madame Eleni'nin haracı dikilince karşıma, çarem resmen kesildi. Artık ne sattığımı herkes bilmeliydi. Vermeye mecburdum, herkesin benden istediğini. Mümkün değil bayan iş yapmak.
yapacağım. Ve bir gece madam Eleni alıp getirdi şiş göbeğin birini. Besbelliydi artık. Başlıyordu bu gece yolculuk. Yumdum gözlerimi, sıktım dişlerimi. Kahroldum. Ben de anam gibiydim artık. Çalışmadım. Kendi bedenimden utandım. Günlerce yıkandım. Ağladım ağlamasına. Açık seçik düşündüm canıma kıymayı. Neye yarar temizlemek bedeni? Kim getirir artık benden gideni? Bir kerecik elledim mi düzeni? Artık mümkün değil bayan saplamak. Gene mecburen bir başkası, bir başkaları. Para geçti elime, para! Hiç unutmam. Bir kilo eti oturup tek başıma yediğimi. Adamlar paradır. Para, yiyecek, elbise. Ve nihayet anladım meseleyi. Bu aslında bir meslekti. Ve günün birinde kapınca itin birinden hastalığı, anamı aradım günlerce. Nefret ederdim bir zamanlar. Oysa yerden göğe hakkı var. Anamı aradım her yerde. Ve bir kerhane kapısında direnirken buldum posasını. Zor tanıdım bu herkesin maskarasını. Bir daha anladım ki iyice. Düzen bizi vursa yerden yerlere, rezil etse bin kere, muhtaç olsak birkaç dilim ekmeğe, tek kavgamız bizim bayan sağ kalmak. Her kadının nasıl varsa bir ilk gecesi, bu işinde bir süredir acemiliği. Alışılıyor bayan. Aramızdaki tek fark inan, siz bir kişiye, biz binlercesine. Kısacası ben vazgeçtim Erdem'den. Bir parça ekmek, yatacak bir yer, örtüneyim bir bezle yeter. Şuymuş buymuş önemli mi o kadar? Evet sayın bayan. Adı ne olursa olsun yaşamaya mecbursun. Seniha Hanım, bu durumda Asiye'nin kurtulması mümkün olabilir mi? İnsanlar yaşamak için ya para sahibi olurlar ya da çalışırlar. Asiye çalışarak yaşamak imkanını bulamadı. Bu yola düştü. Ama bu yoldan da kurtulabilir. Biraz açıklar mısınız? Genç ve güzel bir kız Asiye Allah için. Bu yüzden fiyatı çok yüksek olabilir. Üstelik yanında annesi gibi bu konularda çok tecrübeli bir yol göstericisi de var. Bu yoldan büyük para kazananlar vardır. Onlarla temasa geçsinler. Demek senin kendi kızın. Kaç yaşında? 18'ine yeni bastı. Git içeri getir bakalım. Gel, işte, nasıl?
ay parçası gibi. Fıstık şerefsizim. Bu zamanda böylesine imkanı yok bulamazsın. Sen sus bakalım. Yaklaş kızım. Kaldır bakalım. Fena değil. Abla fena değil de ne demek? Bu zamanda böyle kıza her ana doğurmaz. Okuman yazman var mı? Ortaokulu bitirdim. Kaç yaşındasın? 18. Ne kadar zamandır bu yoldasın? 7-8 ay kadar oldu. Nerede çalışıyorsun? Öyle devamlı çalışmaz. Arada bir yağlı bir müşteri çıkarsa o zaman. Ucuz mal değildir benim kızım. Bana bak, sana soru sormadan lafa karışma. Kızım seni beğendim, bana yararsın. Seninle mi konuşalım bu annen olacak gevezeyle mi? Elbette benimle. O ne bilsin bu işleri? Annemle konuşun. Kızım ikimiz konuşsaydık daha iyiydi ama sen bilirsin. Annem bilir. Peki sen dışarıda bekle. Söyle bakalım Kartoros bu. Aradan çıkmak için ne istiyorsun? Ben kendim için bir şey istemem. Bana bak. Sen ne istediğini söyle ve çık aradan. Oyalanacak vaktim yok. Sana 200.000 vereyim ortadan kaybol. Abla, sen galiba yanlış anladın. Bu kız gerçekten benim kızım. Bu yaşımdan sonra ben tek başıma yaşayamam. Vereceğim para bir, bilemedin iki ayda biter. Sonra? Peki 300.000. Yok abla, yok. Milyon da versen ben bu kızdan ayrılmam. Hem genç hem güzel. Nasıl olsa bakar bana. Bu yaştan sonra nereye gidebilirim ben? Niye geldin bana öyleyse, ne istiyorsun? Bak abla, piliç gibi kız. Kime versen... Ne istiyorsun, açıkça söyle. Ben kızımı buralarda çalıştırmam. Bize bir ev tut. İkimiz beraber kalalım. İstediğin müşteriyi yolla. Müşteri başına ne uygun görürsen kes. Sen kızını kraliçe sanıyorsun galiba. İşim gücüm kalmadı da senin kızına bedavaya kodoşluk mu edeceğim? Al kızını defol git şuradan. Benim ömrüm de bu yolda geçti. Bu numaraları yutmam ben. Hadi eyvallah. Bizde satılık kız yok. Dur. Ne var? Ulan sen ne yıllanmış orospusun sen. Gel buraya. Söyle bakalım, bir de sen iste. Kıza iyi para veririm. O da sana bir ev tutar. Sen orada kalırsın, kız burada kalır. Kızı yalnız bırakmam abla. Kürk alacaksın, borçlandıracaksın. Kolye alacaksın, borçlandıracaksın. İlk fırsatta beni kovalatırsın. Müsaade et de, biz de bilelim bu işleri. Madem bu işlerden bu kadar anlıyorsun, benim de bedavaya çalışamayacağımı bilmen lazım. Sana müşteri göndersen öğreteceksin, bana uğramadan sana gelecekler. Can beni enayi mi sandın? Abla, sen istedikten sonra attığım adımdan haberin olur. İstersen bir kız daha ver yanımıza. Aa iyi, sana randevu ve açayım istiyorsun. Bırak bunları, olacak iş değil bu dediğin. Sen benim kızdan zengin olmak istiyorsun. Ben de onun sayesinde yaşamak istiyorum. Yok abla, yok. Anlaşamayacağız. Biz ev açmadıktan sonra anlaşmamıza imkan yok. Annesi haklı. Kendi yönünden mi? Hem kendi yönünden hem de Asiye'nin yönünden. Gerçekten de böyle evlerde çalışanlar gırtlaklarına kadar borçlandırılıyor ve bu hayattan kurtulmalarına imkan kalmıyor. Peki şimdi ne yapabilirler? İyice bilmiyorum ama bu işi pekala kendileri de yapabilirler. Teşekkür ederim. Kaç numaradasın gülüm? Şunun falına bakıver. Kendileri de yapabilirler diyordunuz. Evet. Mesela iyice bir eve taşınırlar. Yeni eşyalarla da yiyip döşerler. Böylece fiyatı da arttırırlar. Kendi işlerini kendileri yaparlar. Yeni bir düzen kurarlar. Ve bu yoldan gerekli parayı biriktirmeye çalışırlar. Çok haklısınız. Onlar da aynen söylediğiniz gibi yaptılar. Hiç pervam yok. Abla dedim, bu benim kızım. Ben bu kızı kaptırmam. Helal olsun. Geçen sene iki Amerikalı götürdüm ona. Bana ne verse beğenirsin. Ne bileyim, gene iyice bir şeyler vermesi lazım.
Değil mi ya? Ne verdi biliyor musun? 5.000 lira. Adam başı 5.000 lira verdi. Abla dedim, bu işinde bir raconu var. Ayıp ettin dedim, yetişir diyor. Demek sen Amerikalıları tanıyorsun. Ayıp ettin be ablacığım, kaçar mı? Amerikanca desen o biçim. Zaten bütün Amerikalılarda adresim var benim. Bak şimdi, kızı az sonra göreceksin. Uzun lafın kısası, Amerikalı olursa 10.000. Yerli malı olursa 7.500. Nasıl, işine gelir mi? Sen bu işleri iyi bilirsin ablacığım. Ben sana hayır der miyim? Ama esas iş kızda. Eğer hakikaten 40-50 bin lira ederse mesele yok. İyi bak, böyle bir mal geçti mi eline? Bu herif su koy verdi, haberin olsun. Ne diyorsun, ne su koy verdi? Biz seni eski fiyattan tanıyoruz, başka para işlemez diyor. Dur bakalım gelsin. Para aldın mı hiç? Eksik verirlerse alma dedin, almadım. Dur bakalım. Ne oluyor? Ne fiyatı bu? Bu kim bu? Bundan sonra beraber çalışacağız. Bu memlekette üstüme adam yoktur. Bu kim ya? Amerikancı. Amerikalı bulacak sana. Bu mu? Hadi bakalım. Geçmiş olsun aslanım. Eyvallah. Şu parayı ver de anlaşalım ha. Bana bak, senin fiyatın beni ırgalamaz. Eskiden ne verdiysem şimdi de onu veririm. Başka kapik işlemez. Fazla konuşma da sökül parayı. Sökülmedim farz et. Ne olacak? Oğlum, bu kabadayılık değil. Geçen gün geldin, yeni fiyatı bilmiyorsun dedik, bir şey demedik. Bugün ne oluyor? Eşek gibi biliyordun yeni fiyatı. Eşek de sensin, eşeoğlu eşek de. Doğru konuş, yırtarım ağzını. Ulan hiç sana baştan söylemedim mi? Paran yoksa kerhaneye git, anana git. Ne su koy veriyorsun lan eşeoğlu eşek? Bundan sonra sana zırnık vermiyorum ulan. İstediğim an polis getiririm buraya. Sıkıysa para isteyin bakayım. Yürü lan buradan bok herif, yürü! Seni kart orospu seni! Ulan sen bana tokat atacak adam mı oldun? Poşt poşt! Önümüzdeki hafta gene geleceğim. Sıkıysa dediklerimi yapmayın. Gene gel lan orospu çocuğu, gelmezsen köpeksin! Geleceğim. Hem de 10 para ödemeden. Kim bu ya? Gelecek hafta bir daha gelsen. Gel de gör. Bundan sonra para peşin. Boş ver be abla, olur böyle şeyler. Olmaz aslanım, olmaz. Olursa yaşayamayız. Ama ben biliyorum yapacağımı. Hakkın var abla. Fıstık gibi kız maşallah. Düzenlerini korumaları lazım. Nasıl koruyabilirler? Yine evlerde olsalar polis ve jandarma korurdu. Oralardaki kadınlar tam manasıyla devlet himayesi altındadırlar. Yani Asiye bu evlerden birinde mi çalışmalıydı? Hayır. Bu evlerde fiyatlar çok az ve sabittir. Asiye ancak serbest çalışırsa para biriktirebilir. Bu tip kadınların daima birer koruyucuları vardır. Ne derler de onlara? Belalı mı derler, dost mu derler? İşte öyle birine ihtiyaçları var. Ben de oynamak istiyorum, ben de oynamak istiyorum. 6 yıl sonra gel hanım. Zarar yok, ben beklerim. Dost mu demiştiniz? İşte. Hadi. Ben şimdi gelirim. Para peşin. Gene adamın kafasını kızdırmayın ha. Hadi kalk. Para peşin. Ulan amma da uzun ettin ha. Hadi kalk, kafamı bozmayın. Bırak kolumu be. Ne oluyor burada? Şu ineğe baksana, aklı sıra zorla iş görecek. Ne oluyor arkadaş? Bir anlaşmazlık mı var? Yok bir şey, sen karışma. Hadi kız. Para peşin. Üstelik borcunu da öde. Ulan amma uzun ettin be. Bana bak. Bir kadına nasıl davranılacağını öğretmedi mi sana anan olacak kahpe? Sana ne lan? Otur oturduğun yerde. Ulan gel buraya. Ulanlı konuşma, adam gibi konuş. Sen buranın haracını yiyecek kadar oldun mu lan? Kadın dövmek pek kolayına geldi galiba. Pis tırtıkçı. Ne kadar borcu var bu hıyarın? 15.000 lira.
Sen ha, bana ha, tövbe et, tövbe et sakın ha! Sakın ha ölürsün lan tezek! Kara Mustafa'yı duydun mu? Benim adımı duydun mu lan? Ölümüne imza atarsın oğlum, tövbe de! Ne kadardı bunun borcu? 15.000 lira. Çabuk çık parayı, sonra da defol buradan, kapının önünden bile geçmeyeceksin! Borcum falan yok benim! Deli olma lan, çık parayı! Dur, ne yapıyorsun be? Konuşma! Konuşma! Al, hadi bakalım hemen toz ol! Nidayı Allah korusun seni! Senin o güvendiğin adamlar var ya, git o adamlara söyle, Kara Mustafa karışıyormuş bu işe de! Onlar sana ne yapacağını söylerler! Hadi! Yürü! İnek arabası! Çıkarım böyle oyunun içine, oynamıyorum ulan! Nasılmış? Buldun mu böylesini bulacaksın? Bütün kabadayılar çekinir bundan. Gözü karadır. Çok korktum, ya bıçaklasaydı? Meşhurdur bu. Ensesine vurdular mı çıldırır. Allah'tan tuttu kendini. Bu tamam moruk. Bir daha gelemez. Helal olsun aslanım. At da sana, avrat da sana. Gel otur şöyle, bir kahve yapayım mı? Yo, istemem. Arkadaşlar kahvede bekliyorlar. Oyun yarım kaldı. Bu şapka numarası kıyaka. Hoşuma gitti. Ne o kız? Korkmuşa benziyorsun. Daha ne bilsin, alışkın değil. Ay ne bileyim ben, filmlerdeki gibi oldu. Yamanmışsın, helal olsun. artık ben kaçayım. Ha, paralar. Tamam mı? Anlaştık mı? Canın sağ olsun. Hadi eyvallah. İşte, üçün biri diye buna derler. Ama iyidir. Dedikleriniz çıktı. Bu tip kadınların düzeni böyledir. Peki Seni Hanım, şimdi ne olacak? Bundan sonrası artık Asiye ile anasının çalışmalarına bağlı. Ellerinde yeteri kadar bir para, yani sermaye olabilecek kadar bir para, birikinceye kadar çalışacaklar. Bu ne kadar zamanda gerçekleşebilir sizce? Herhalde 5-6 yıl içinde ellerinde yeterince paranın birikmiş olması icap eder. O halde 6 yıl sonrasını görelim. Çok oldu mu bunlar içeri girelim? Sen gelmeden az önce girdiler. En devamlı müşterisi. Uzar. Bu enayi de olmasa sinek avlayacak. Sürmez bu hikaye böyle. Çok yıprandı, çok. Bana para lazım. Olsa? Çok iyi bir iş var. Çok para var bu işte. Bana para lazım. Olsa? Ne demek olsa? Bal gibi var para. Kimde? Bende mi? Kur'an'ımı inkar edeyim, bende para yok. Kes, kes! Bak moruk, bu iş bir seferlik. Bir alıp bir satacağım. Alan da hazır, satan da. İş çok sağlam. Temiz 500.000 para bırakır. Bana bu para lazım. Bunların çıkacağı yok. Sen bana bir 10.000 lira ver. Daha dün aldın. Gürültü etme lan. Sana ne? Zaten ikimizden biri fazla burada. Neyse çık parayı. İşim var, gideceğim ben. Aman al. Böyle giderse aç da kalırız, her bokta oluruz. Bu iş böyle yürümeyecek. Ben kararımı verdim. Ne olacak? Fiyatı indireceğiz. Hah, bir bu eksikti. 2 sene de poza çıksın, bana dönsün de bir dilim ekmeğe muhtaç olalım. Sana soran kim? Yo ama Mustafa, o kadar da değil. Ben anasıyım, razı olmam. Dövsen de öldürsen de razı olmam. İkimizden birisi fazla artık burada. Sen kendine bir delik arasan hiç fena olmaz. Eşşol eşek. Demek ben fazla oldum. Bakalım hangimiz fazlaymış. Fiyatı indirecekmiş. İt ol it.
Ne kadar çökmüş, yaşlanmış. Yıpratıcı bir hayat. Dünyanın en ağır mesleği bu herhalde. Bir yılda birkaç yıl birden yaşlanıyor insan. Dolayısıyla da para biriktirmesine imkan kalmıyor. Çok bilirim. Çok gördük, çok geçirdik. Biz çok biliriz. Çok vartalar atlattık. Artık can gülür. Davranmayan değildir. Savaşmayan ölüdür. Bizim gibiler için. Gene ne istedi? Para istedi. Boş ver onu şimdi. İçerideki nasıl? İyice tutkun. Salağın biri. Aman adama iyi davran ha. Anlatırım sana sonra. Ben ne dersem onu yap. Çok iyi davranmamız lazım. Buyurun beyefendi. Sağ olun. Sağ olun. Ben artık gideyim. Ah! Olmaz. Biraz oturun, dinlenin. Burası sizin de eviniz sayılır. Söylesene otursun biraz. Bir kahve içelim ha? Gel bakalım şekerim. Otur şöyle biraz. Bu da sizin gibi olsa bana karşı hep ters davranıyor. Hadi hadi. Aa, yok canım. Size öyle geliyordur. Huy işte. Sevdiklerine karşı hep ters davranır. Söylesene kızım. Ne diyeyim? Bana söylediklerini. Hani çok beğeniyorum diyordun. Olgun erkek diyordun. Gelince çok seviniyorum diyordun. Baksana, beyefendi seni hep yanlış anlıyor. Ha öyle tabii. Seni gidi seni. Niye bir kerecik olsun söylemedin bunları bana? Gelsene yanıma. Huyum böyle benim. Aslında hep senin yolunu gözlüyorum. Geldiğin zaman seviniyorum. Ama gene gideceksin diye düşündüm mü sinirleniyorum. O zaman kafana bir şey geçiresim geliyor. Vay hayum vay. Kıyar mısın, acımaz mısın bana? Keşke kıyabilsem. Yavrum. Sulanma hemen. Hiç anlamıyorum seni. Ay şuna bak maymun. Hemen alınır. En çok bu huyun hoşuma gidiyor. Çocuk gibisin. Hemen alınırsın. Yavrum. Şunlara bak, nasıl anlaşmışlar. Buyurun. Teşekkür ederim. Şu ocağın altına bak, iyi kapayamadım galiba. Beni ister mi acaba? Elbette, ondan hiç şüpheniz olmasın. Asiye! Asiye! Nerede kaldın kız? Geliyorum. Nerede kaldın? Hiç. Beni mi kalmazladınız burada? Yok canım. Aslına bakarsan senden konuştuk. Bak beyefendi ne diyor? Ne diyorsun beyefendi? Gördünüz, başladı gene. Yok yok, söyle şekerim. Neler konuştunuz benim için? Ciddi şeyler konuştuk kızım. Sen kabul edersen, beyefendi senin için ayrı bir ev tutmak istiyor. Benim için mi? Ayrı bir ev? Matrak mı geçiyorsunuz? Gayet ciddi söylüyorum. Sen istedikten sonra. Kızım, beyefendi ciddi. Hep bunu bekliyordum ben de. Ama inanmıyorum sana. Önce inanmalıyım sana. İnandır beni, inandır beni! Sonra istediğimiz gibi yaşarız. İstediğimiz gibi değil mi? Bir de kedi bul bana. Hep bir evim, bir de kedim olsun isterdim. Annesinin düşündüğü çare işe yarar belki. Ama şansları varsa tabii. Çünkü biliyorsunuz annesi de aynı şeyi denedi ve başaramadı. Ama ne de olsa daha az yıpranmış olur böylece. Dostuyla da araları açıldı. Sonra ne oldu acaba? Adamla iyice anlaştılar. Adam yeni bir kat satın aldı. Dayayıp döşedi.
Asiye ile anası Kara Mustafa'ya hiçbir şey söylemediler. Sadece kıymetli eşyalarını ve paralarını aldılar yanlarına. Kendilerini götürecek taksiyi bekliyorlardı. Çok mu masraf oldu? İşte bunun içindeki paralar kadar masraf oldu. Ama beğeneceksiniz. Ah bir gitsek. Nerede kaldı senin taksin? Neredeyse gelir. Korkuyorum. Boş ver, gideriz şimdi. İstersen bir başka taksi tutalım. Ben sizden de sabırsızım aslında. Siz durun, ben bir taksi tutayım. Hadi şekerim, acele et, şuradan bir gidelim. Kız, katı üstüne yaptırmaya bak. O zaman paçayı kurtardık demektir. Bak, bunun içi para dolu. Bir gitsek şuradan, şimdi gözüm bir şey görmüyor ki. Aptallığı bırak. Eve gidince adama karşı soğuk dur biraz. Adam niye diye soracak tabii. O zaman beni işimden ayırdın ama yarın bırakıp da beni sokağa salıverirsen ne olacağım ben dersin. Katı senin üstüne yapmasını iste. Ya razı olmazsa? Razı etmeye çalış. Erkek kısmının kafası nefsindedir. Nefsi kabardı mı aklını sapıtır. Gözü bir şeyi görmez. Sen de nazlan, deli et herifi. Tamam. Sen şu bavulları arabaya taşı. İşte artık gidiyoruz. Ya, niye öyle üzgün duruyorsun? Bırakıp gidiyoruz buraları işte. Acaba doğru mu yaptık diye düşündüm. Üzülme hayatım. Sen bana güven yetişir. İyisin sen. Yavrum benim. Sana öyle sürprizler hazırladım ki. Ay Mustafa! Allah muhabbetinizi artırsın. Senin ne işin var burada? Bu kim? Görünüşe bakılırsa yolculuk var. Niyet ne tarafa? Hiç bir tarafa. Bu kim canım, ne karışıyor? Şşş, sen sus, bir daha lafa karışma. Nereye diyorum? Terbiyeli konuşun, hem siz kim oluyorsunuz? Bana bak, bir daha sakın ağzını açma, yoksa o kabak kafanı kırarım. Size soruyorum lan, nereye gidiliyor böyle? Ama artık çok oldunuz. Siz şuradan güzellikle gidecek misiniz, yoksa polis çağırayım mı? Sana konuşma demedim mi lan öküz? Laftan anlamaz mısın sen? Vurma ona Mustafa! Bak kaltak vay! Sen, sen ne zamandan beri bana emir vermeye başladın ha? İyi herif, utanmıyor musun kadınlara el kaldı? Sana konuşma demedim mi kas kapalı! Gel! Ne be, kasacaktınız ha? Ezecektiniz beni ha? Seni kaltağız mı seni? Hep senin işlerin bunlar! Şimdi bu salakla birlikte defolacaksınız bu evden, anladın mı? Bir daha görmeyeceğim seni! Vurma lan, vurma orası bu çocuğu! Yapma, vurma seni! Bana ha? Bana vurdun ha? Tövbe de lan! Dua et lan! Serseri, bırak o bıçağı! Bittin lan hıyarası! Mustafa! Mustafa yapma! Yapma Mustafa! Seni kartoruz bu seni. Bana oyun ha. Bana numara ha. Çekil ulan seni de geberteceğim. Çekil ulan. Gel ulan. Mustafa. Polis. Polis. Adam vurdular. Kara Mustafa adam öldürdü. Polis. İmdat. Polis. Polis. İmdat, adam öldürdüler. Kara Mustafa adam öldürdü. Açın. Açın! Ah! 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 Açın! Açın! Mustafa adam bıçakladı, beni de öldürecek! Açın! Ay! İmdat! Yardım edin! Polis! Yardım edin! Al sana! Ah! Ah!
Taze idik bakarlardı, beşi birlik takarlardı. Nerede olsak ararlardı, böyle diner sonumuzu. Nerede olsak ararlardı, böyle diner sonumuzu. Geçti mi bir kez yaşın, böyle olur orospu sonu. Yor kafayı, düşün taşın, var mı bunun çıkar yolu? Var mı bunun çıkar yolu? Gündüz kurşun ile, bu nafile düzen ile, töre ahlak kanun ile seçtirdiler sonumuzu. Töre ahlak kanun ile seçtirdiler sonumuzu. Geçti mi bir kez yaşın, böyle olur orospu sonu. Yor kafayı, düşün taşın, var mı bunun çıkar yolu? Var mı bunun çıkar yolu? Olamaz. Mutlaka bir çıkar yol olması gerekir. Mutlaka. Yoksa yaşamak çok ağır ve zor olurdu bizler için. O zaman gerçekten de birçok şeyi değiştirmek, yenilemek icap edecek demektir. Asiye kurtulmalıdır. Ne yapsın şimdi Asiye? Ne feci, zavallı. Adamın çantası değil mi? İçi para dolu. Evet. Ağzına kadar para dolu. Almalı. Fırsat bu. Hayatının en büyük fırsatı. Almalı çantayı. Başka hiçbir çaresi yok. Adam öldü nasıl olsa. Kimse de bilmiyor. Alacak çantayı. Almalı. Başka çaresi yok Asiye'nin. Ama başkasının parası bu. Olsun, mecbur, alacak, fırsat bu. Çabuk çabuk saklayacak bir yer bulmalı. Saklayabildi mi? Evet. Bulunmadı mı? Hayır, bulamadılar. Sonra ne oldu? Sonra tabii mahkemeye gidildi. Asiye'nin suçsuz olduğu anlaşıldı. Beraat etti. Oh, şimdi yeniden... Fakat bu sefer sağlam bir kurtuluş yolu bulabiliriz artık. Çünkü şimdi Asiye'nin elinde epeyce bir para var. Ancak para tek başına bir kurtuluş yolu değildir. Kocamın dilinden eksik etmediği bir sözü vardır. İnsanı para değil, sermaye kurtarır der. Yani? Yani hazır para mutlaka biter. Ama sermaye olarak kullanılırsa, yani bir işe yatırılırsa, sürekli bir kazanç getirir ve sürekli olarak çoğalır. Ve işte Asiye de ancak böyle yaparsa kurtarabilir kendini. Peki, Asiye sizce nasıl bir işe para yatırmalı dersiniz? Şu veya bu iş diyemeyiz. Önemli olan parasını anladığı bir işe yatırmasıdır. Yani para koyduğu yerden nasıl para kazanacağını bilmesi lazım. E para kazanabildikten sonra da hangi iş olursa olsun. Bravo hanımefendi! Asiye'ye gerçek bir kurtuluş yolu gösterdiniz. Sizi tebrik ederim. Hop 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 hop! İşte canlarım benim, sayın hanımefendinin Asiye'ye gösterdiği tek kurtuluş yolunu seyrediyorsunuz. Dördü de tam bir pilik. Nüfus kağıtları var. Hepsi de 18'in üstünde. Tabii nüfus kağıtlarını ben yaptırdım. Aslında en büyüğü 17 yaşında. Nereden buldun? Hepsi de kimsesiz, işsiz. Diskolarda falan dolaşıyorlardı.
Kimselerinin olmadığından emin misin? Ben size emin olmadığım insanları getirir miyim? Gelin çocuklar. İşte hanımefendi. Yaklaşın bakalım çocuklar. Zavallı yavrucuklar. Çok acı çekmişsiniz. Benim kim olduğumu biliyor musunuz yavrum? Evet. Buranın neresi olduğunu biliyor musunuz? Evet. Peki çocuklar. Bunları al, önce karınlarını iyice doyurun. Dinçe haber verin, arabamı hazırlasın. Çocukları berbere götürecek. Sonra güzel elbiseler alacaksınız. Hadi çocuklar, siz ablanızla gidin, akşama görüşürüz. Beğeneceğinizi biliyordum. 100.000 yeter mi? Siz bilirsiniz. Teşekkür ederim. Bir emriniz var mı? Yok. Güle güle. Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Ben de kurtuldum işte. Ben de öğrendim artık bu düzende yaşamanın sırrını. Karınların nasıl doyduğunu, sırtların nasıl pekleştirildiğini, yarın korkusu olmadan kimlerin yaşayabildiğini, nasıl yaşayabildiğini biliyorum artık. Bu düzende yaşamanın sırrı. Davrananı yok edin, direneni gebertin, ezin, vurun, öldürün, devam etsin bu hayat. Ben de kurtuldum işte, ben de öğrendim artık, nereden geldiğini değirmenin suyunu, nerelere para yatırmak gerektiğini. Ve bir seferde kolay yoldan bilmem şu kadar paranın nasıl cebe girdiğini, kimlerin cebine girdiğini biliyorum artık. Bu düzende yaşamanın sırrı. Davrananı yok edin, direneni gebertin, ezin, vurun, öldürün, devam etsin bu hayat. Ben de öğrendim artık beş çaylarına nasıl gidildiğini, o lüks otellerde ve sosyal derneklerde kimlerin çalıştığını, neden çalıştığını biliyorum artık. Derneğiniz çalışmalarına benden küçük bir katkı. Teşekkür ederim size derneğimiz adına. Bu imza, mektuptaki imza. Demek Asiye. Yavrum benim, güzelim, sen ne oyuncuymuşsun. Aşk olsun vallahi. Aa. Yarına kadar boşaltılacak burası. Bu fuhuş yuvasını ortadan kaldırıyoruz Seniye Hanım. Yerine turistik bir tesis kuruyoruz. Yüzme havuzu, saunası, oyun salonlarıyla 5 yıldızlı bir otel. Dükkanlardan ne istiyorsun? Ukrayna ekmek yiyor buradan! Bırakın be! Bırakın be!
Hiç insaf yok mu? Bu kadar insanlık bekliyor buradan! Bırakın! Bırakın be! Ben de öğrendim artık insanların neden birbirlerini yediklerini. Düşenlere neden tekme vurmak gerektiğini. Acımanın neden aptallık olduğunu. Ama bu işler hukuki yoldan... Elbette hanımefendi. Ama bunları anlayacakları dilden konuşmak gerek. Anlıyorsunuz değil mi? Bu düzende yaşamanın sırrı. Koro gitmiş. Oyun bitmiş bile. Biz de gidelim bari.